kafaları çalışmıyor. Ne de salako, ne de işi bilmez adam var, okumuş, müdür şef olmuş. Zam gelecek, kaşık ben ver ya, hepsinin alı ya. Kendim MHP'liyim ama AK Parti'ye oy verdim. Bak yıllarca çocuktan beri bir daha Cumhur İttifakı'nın hayatımda ömür yaşadığım sürece oy vermem. AK Parti ben bilmiyorum. Ben tanımıyorum. Tanıyan tanısın. Adamın kralı, Türkiye liderlik yapacak bir adam. MHP ne yaptı ya? Mahvetti milleti ya. Onun yalakasını yaptı. Cumhur İttifakı'na verdim şimdiye kadar ama şimdi daha vermem. Neden? Bir buçuk sene soğan ekmek yedim. Millet İttifakı'na vereceğim bundan sonra. Nasıl değerlendirirsin ekonomiyi? Sıfır. Yönetilemiyor. Türkiye yönetilemiyor. Neyden dolayı? Kafaları çalışmıyor. Ne de salako, ne de işi bilmez adam var. Okumuş, müdür şef olmuş. Uyanıkları bırakmamışlar okumaya. Zeki insanları bırakmamışlar. O salakolar hep müdür şef orada oturuyorlar. Bir icraat yok, bir film yok. Düzelir mi sizce bu durum? Yok. 2023 diyordu AK Parti biliyorsunuz. Düzelmez. Hedef 2023 diyorlardı. Dahi insan lazım, dahi. Yönetici. Bak her taraf trafik. Herkes durmuş gözlüyor yöneticiler. Ne var? Çözüm yok. Ya caddedeki otoparkı kaldı. Sokaklara park etsinler. Nerede cadde yazıyor oraya otopark yasakla. İnsanlar rahat gidip gelsin evine işine. Yani birisi mi söylemesi lazım? Koluna tutup gel bu işi böyle yaptı demesi lazım. Yöneticilerin dahi olması lazım. Bir şey üretmesi lazım. Onun için mümkün değil. Emekli misin abi? Evet. Emeklilere zam geldi. Yeterli mi acaba? Yeterli mi? Size soralım emekli. Bir evden çık gel git geriye dön 60 lira. Zam gelecek, kaşık ben ver ya, hepsinin alı ya. İstemiyorum. Ondan sonra bak, maaşları aldıktan sonra bakın neler, ne kadar zam olacak. Bak ben var ya, ben şimdiye kadar Cumhur İttifakı'na oy verdim. Kendim MHP'liyim ama AK Parti'ye oy verdim. Bak yıllarca çocuktan beri bir daha Cumhur İttifakı'na hayatımda ömür yaşadığım sürece oy vermem. Abiye soralım abi. Vermem. Sen MHP ne yapmış şimdi kadar ha? Hiç. Erdoğan'ın yalakasını yapmış. Evet. Yalakası. O MHP, ben MHP'liydim ama gitti, bitti. O adam ben öldü. Ben de vermem. O daha adam vermem. Allah rahmet eylesin. O olsaydı Türkiye böyle olmazdı. Yok, öbürüne vermem. Daha bu. Olmazdı. Bahçeli MHP'sine oy vermem ben. Cennete mekan olsun o adamın. Hükümet de diyor ki biz işçilerin ve emeklilerin partisiyiz diyor. Ya boş ver sen onu. Hep hikaye onlar. Hep hikaye. Ben söyleyeyim ben. Abdullah Gülmür hepsi fasa fısa o. Bolu Belediye Başkanı Cumhur İttifakı yapsınlar. Cumhurbaşkanı yapsınlar. Komple hak verir. Bolu Belediye Başkanı. O Tanju Özcan var ya. Adamın kralı. Türkiye liderlik yapacak bir adam. Evet. İnsan olmadığı için. Niye? İnsan olmadı. İnsanları sevmediği için yaparlar. Ya ne halkını seviyor? Kendi halkını seviyor, kendi halkını. Yabancı değil. Filistinli, Suriyeli, Saraybosnalı yok. Somalili değil. Kendi halkını seviyor adam. Sen burada bir şey olsa oraya gitsen, onlar da sana aynısını mı yapsın? Ne? Sen ne işin var orada? Seni bırakır mı orada? Seni var ya. Allah, insan. Sen insanı bırak. Sen git bakayım. Seni bırakıyor mu oraya? Kardeşim insan. Allah Allah. Bedava. Kimi destekliyorsun abi? Var mı bir adayın seçim olsa? Kimin? Benim adayım belli zaten ya. Göz var kılavuz istemez ki. Görüken kılavuz ister mi? Ekonomiyi nasıl değerlendirirsin? Ekonomi dünyada, sadece Türkiye'de değil, dünyada allak bullak. Nerede? Git, her yerde git, Fransa'ya git öyle ortalık karışık. Git Almanya'ya git, orası da öyle. Nereye gitsen aynı. Ekonomi kötü mü? Kötü tabii ya. Türkiye'de yani ya, kim aç ben göremiyorum ya aç. Abi sence bu durum düzelir mi? Düzelmez. Niye? Hiç düzelmez. Hiç. Oy da atman bir şeydi. Ceza gelsin ben öderim. Boş ver. 2023'te biliyorsun AK Parti'nin hedefi 2023. 2023'te düzelir mi? Ben AK Parti, bak ne olur. Ben AK Parti tanımıyorum. Tanımıyorum ben. Ben demin ne dedim? Bir adam vardı. O adam gitti. O adam da kaybetti. Kendisi kaybetti. Ben yani bilmiyorum. Apolitik bir insansın o zaman. Boş ver. Yaramaz. Adayın var mı? Ya ormanın içinde adam buradan neyse. Alın beni diyor. Almıyor. Niye almıyor?
Çünkü alsaydı o kazandıydı. Onun için almadın o. Orada geberdiler açlıktan. Şimdi nasıl alıyor uçaktan burada? Denizin ortası adamı nasıl alıyorlar? Kaldır oraya yukarı. Niye kaldırıyor? Çünkü o ona lazım. Ya boş verin. Var. Var ama ismi lazım var fakat kuduturmaz. Onu kuduturmaz o. Kim o? Ya boş ver sen kimse kim. Kimse kim onu kuduturmaz o. Orayı kuduturmaz ama artık bilmem. Onu bilemem. Seçimi AK Parti mi kazanır diyorsun? Hiçbir şey kazanmaz. Ben bir şey diyemem. Bir şey diyemem. AK Parti diye ben bilmiyorum. Ben tanımıyorum. Tanıyan tanısın. Ben yerim ben tanımıyorum ben. Ben gariban bir adamım. Ben onlarla uğraşacak halim yok. Sadece oyumu hangisi hoşuma giderse ona atarım. Artık başıma selamete. Ondan sonra da ya kazansın ya kazanmasın. MHP. MHP ne yaptı ya? Mahvetti milleti ya. Onun yalakasını yaptı. Uyaştı. Ne işin var senin MHP'nin? MHP'nin içinde ne adamlar var? Var ama olmaz. Yaptırmaz onu o. Ona yaptırmaz. Bahtır Yavaş MHP'den geldi biliyorsun. Ben bilmem yaptırmaz. Her şey bu oynuyor. Ne diyor ki mesela ki milletvekillerine onun adamlarına ne diyor? Sana 100 lira ise 150 lira varsa sen bir yana geç. Ben başçıvanım. Suyu ne yana çevirirsen su o yana gider. Bak biz köylü suyuyuz. Suyu ne yana çevirirsen çap inan su o tarafa gitmez de bu tarafa gider. Onun da o hesap. Bitti. 100 liradan girdin lan her şeyi alıyordun. Ama 100 liradan 500 milyondan girsen hiçbir şey alamıyorsun doğrudur. Bu para nereden geliyor? Nereden kazanacak bu vatandaş? Ne yiyecek bu? Ekmek bulamıyoruz ya. Millet halk ekmeği alıyor. Halk ekmeği alıyor, halk ekmeği. Şimdi halk ekmek büfesinde sıra oluyor ya. Eskisi sıra hali, şimdi halk ekmek büfesinde sıra var. Her şey sıra var. Bir de orada da sıra var. 4 tane ekmek aldım ben şimdi Çengel'den geliyorum. Böyle dolaştım. Orada halk adam... Halk ekmekten mi aldın abi? He? Halk ekmeği aldım. Tanıdığım adam Mustafa dayı, Mustafa ismim Mustafa dayı diyor. 4 tane verebilir. Ula oğlum sen beni tanımıyor musun? Benim 10 kişi var evde. Veremem diyor. 4 tane. Şimdi hastanelerde sıra var diyorlardı ya eskiden. Şimdi evde bekliyoruz. Randevu alıyorsun. 2-3 hafta sonra ev veriyor. Bir fark olmadı tane, ki şimdi. Parasıyla 4 tane ekmek alıyor ya. Zor lan ya. Zor lan ya. Ne demek ya bu devirde ya? Ekmek olmuş 3,5 lira. 3,5 lira, 3 lira. Bu ne demek ya?